Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bizler şu anda sizlere İstanbul Bahçeli Evler'den sesleniyoruz. Çok güzel bir restoranı aslında ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Mustafa Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada hangi güzel lezzetler varmış hep birlikte öğrenmiş olalım. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii ki. Mustafa Işık ben. Restoranın sahibi, abi kardeş işletiyoruz. Abim Adem Feyzoğlu. Buranın sahibi de ikimiziz zaten. Yani kebap üzerine açtık, ilerlemeye çalışıyoruz ikimiz de. Çok güzel. Peki Mustafa Bey, burası kaç yılında kuruldu? Hizmetlerimiz nelerdir? Birazcık bunları sizlerden dinlemiş olalım. 2022'den bu yana hizmet veriyoruz. Birazcık buradaki güzel lezzetlerle alakalı sizlerden bilgi almak istiyorum. Tabii şimdi ki. Burada hangi güzel lezzetlerimiz vardır? Bizler insanlara hangi güzel lezzetleri tattırıyoruz? Sizlerden öğrenmiş olalım. Balıkesir, kıvırcık, karkas kuzuları direkt getiriyoruz buraya taze halde. Buraya getirip ustalarımız onu en güzel yerlerini ayırıp parçalarını zırh haline yapıp ondan sonra zaten sunuyoruz herkese bunları. Yani etlerimizin taze olduğunu, yeni geldiğini, nereden geldiğini hepsini size burada göstermeye çalışıyoruz yani. Çok güzel. Aslında ürünlerimiz menşeinden geliyor. Direkt bizler Balıkesir'den kuzularımızı buraya getiriyoruz. Evet. Ve burada tamamen zırh üzerinde yapılıyor. Tamamen bütün ürünlerimiz üzerine. Asla makinelere girmiyor. Yok, bizim makine şimdi yok zaten. Şimdi ben birazcık buradaki evet kıvırcık koyunlarımızdan bahsettik evet. Ama hangi ürünlerimiz vardır? Bizde Adana zırh kebabımız var, Urfa zırh kebabımız var, beytimiz var. Tavuk kanatımız var, pirzolamız var, köftelerimiz var. Köftelerimizi zırhtan geçerek burada sunuyoruz. Güzel. Aslında kırmızı etlerimiz ve beyaz etlerimize evet. Dair birçok ürünlerimiz var dedik burada. Aynı zamanda benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Bir çorba yapıyoruz ama sıradan bir çorba değil. Yok, sıradan. Közde çorba. Evet. Yani çok farklı. Şimdi buradaki közde çorbayı bizler nasıl yapıyoruz? Tat olarak farklı mıdır? Birazcık bunları sizlerden dinlemiş olalım. Közde kemik suyuyla kaynatıyoruz. Tat olarak gerçekten çok farklı zaten. Yani tamamen kemik suyuyla yapıyoruz bunu. Aslında burada. Kolajen içiyoruz evet. Bizzat burada geldiğimiz zaman. Çorbalarımız peki kaç çeşit çorbadır? Sadece, közde çorba. Sadece köz olarak mercimek çorbamız var. Mercimek çorbamız evet. Var. Şimdi bence bu birazcık lezzeti arttırmak ustanın elinden de geçiyor evet, diye düşünüyorum. Tabii ustalarımız. Peki bu noktada hangi ustalarla çalışıyorsunuz ya da kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? İki ustamız burada? Var zaten. Ahmet ve Habib ustamız var. Onların elinden çıkıyor zaten hepsi burada. Peki bizler bu güzel ürünleri tadabilmek için sadece buraya mı gelmemiz gerekiyor yoksa paket servislerimiz var paket mıdır? Paket servisimiz de var. Buraya da gelebilirsiniz. Şimdi şunu da sormuş olayım. Burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz peki bizler? Ya ortalama 40-50 kişi arasında o işi yapabiliyoruz.
rahat rahat tabii, 50 tabii. kişiye kadar bizler burada kapasitemizi açtık var. Ve misafirlerimizi ağırlamış evet. oluyoruz. Sormak istiyorum. Bizler burada organizasyonlar sağlayabiliyor muyuz? Toplantılardır. Evet. Hepsini toplantı, sağlayabiliyoruz. Organizasyon tabii hepsini sağlayabiliyoruz burada. Tabii öncesinde bir rezervasyon yapmak evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sizlere ulaşım nasıl sağlayabiliriz? Sosyal medyamızda ve telefonlarla arayıp rezervasyon yapabiliyorlar burada toplantı için. Çok güzel. Kaç gün öncesinden peki rezervasyon yapmamız gerekiyor? Ya bir hafta öncesinden randevu alması yeterli. Şimdi ben birazcık hijyenle alakalı da konuşmak istiyorum. Aslında bizler içeriye girdiğimiz zaman işletmemiz oldukça temiz ve pırıl pırıl görülüyor. Evet. Peki bizler burada hijyeni nasıl sağlıyoruz? Çünkü insanların birebir sağlığına da temas etmiş oluyoruz. Çünkü gıda alanındayız. Evet. Hijyen bu noktada önemli. Ya biz hijyen konusunda zaten çok dikkat ediyoruz. Özellikle yani sürekli zaten temizleniyor burası, içerisinde, mutfağımız zaten sürekli, gün içinde hiç kirli kalmıyor. Her şekilde, her tarafını tertemiz yapıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok zaten, bunu zaten kendinizi görebiliyorsunuz, dikkat ettiyseniz. Müşterilerimize mutfağımız açık mutfak zaten. Herkes gelip bakabilir nasıl işlediğimizi, nasıl çalıştığımızı. Hijyenimizi oradan kontrol edebilirler zaten. Bir de zaten biz kendi yemediğimiz hiçbir şeyi burada hiç kimseye tattırmıyoruz. Çok güzel. Aslında öncelikle bizler burada tadıyoruz. Sonrasında evet. insanlara hizmetini vermeye başlamış evet. oluyoruz dedik burada. Şimdi aslında sizler kısa zamanda çok güzel işler yapmışsınız. Bence mutlaka başarımızın sırrı vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Ya başarımızın sırrı bizim taze ürünleri verdiğimizi, gerçekten hani evimizde ne yiyorsak burada da aynı şeyleri size verdiğimizi, nasıl et aldığımızı ya da nasıl domatesi ya da salatalığı her şeyin nasıl taze olduğunu burada göstermeye çalışıyoruz zaten. Ürünlerimizin kaliteli olmasından ve gerçekten mesleğimize aşık olmamızdan, ustalarımızın bu mesleği çocukluğundan beri yapmasından dolayı sırrımız aslında bu ya, sevmemiz. Çok güzel. Aslında hem ustalarımızın el becerisi, aynı evet. zamanda ürünlerimizin kalitesi evet. bizi de başarıya götürmüş oldu diyelim. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız evet. var ve mutlaka sizleri onlardan ayıran özellikleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. En büyük özelliğimiz közde kemik suyundan çorba yapmamız. İkinci olarak da karkas kuzumuzu alıp zırhtan geçirip burada sunduğumuz. Çok güzel. Şimdi aslında kısa zamanda güzel işler yaptık. İlerleyen zamanlar içinde mutlaka hedeflerimiz, plan projelerimiz vardır diye düşünüyorum. Var. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Ya şu an hedeflerimiz hani abi kardeş ilerliyoruz. Bu kalitede şubeleşmeyi düşünüyoruz.
Mustafa Bey, aslında şu konuya değinmeden de röportajımızı sonlandırmak istemiyorum. Değerli izleyicilerimiz mutlaka sosyal medyada sizleri görmüşlerdir. Bizler burada karkası havalandırdık, semahlara çıkarttık. Tabii evet. ki ilerleyen zamanlarda bunun gibi projeler olacak mı, yoksa sürpriz olarak kalsın mı? Sürpriz olarak kalsın. Çok güzel. Şimdi peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizler de kaliteli, lezzetli ürünleri tatmak isterseniz Şirin Evler İstanbul Ocakbaşı'nda bekleriz herkese. Olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan, programı Sız Kesmeden devam ediyor.